Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Dersimiz yine fitnelerle ilgili, hevalarla ilgili devam ediyor. Abdurrahman İbni Abdülkabe anlatıyor. Mescide girmiştim. Abdullah İbni Amir İbnül As radıyallahu anhüma ve Erdan Ecmain Hazretlerini gördüm. Kabe-i Şerif'in gölgesinde oturuyordu. Kabe-i Şerif'in gölgesinde birçok kimse ona müteveccih olmak efendim olarak oturmuştu. Ben de ona doğru oturdum. Şunu anlattı. Bir seferde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdik. Bir yerde konakladık. Kimimiz çadırını tamir ediyor, kimimiz yerini düzlüyor, kimimiz hayvanlarını güdüyordu. Derken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın münadisi seslendi. Es-salatu camia, haydin namaza. Resulullah'a gittik. Yanında toplandık, şöyle buyurdular. Benden önce her peygamber ümmeti için hayır bildiği şeyi onlara öğretmekle mükellef idi. Onlar için şer bildiği şeyden de onları inzar etmesi, korkutması gerekliydi. Bilesiniz şu ümmetinizin afiyeti önce gelenler hakkında kesin kılınmıştır. Sonrakiler belaya ve kötüyü addedeceğiniz bir kısım hallere maruz kalacaklardır. Birbirini takip eden fitneler gelecek. Mümin bu fitne helakimdir diyecek. Sonra bu kalkacak başka bir fitne gelecek. Helakim işte bundan diyecek. Öyleyse kim ateşten uzak kalmayı ve cennete gitmeyi dilerse, yüce Allah'a ve ahiret gününe inanır olduğu halde ölümü karşılasın. İnsanlara onların kendisine nasıl muamele etmelerini dilerse, öyle muamelede bulunsun. Kim bir imama biat edip samimiyetle sadakat sözü vermiş ise, elinden geldikçe ona itaat etsin. Bir başkası gelip önceki ile münazaya girişecek olursa, sonradan çıkanın boynunu uçurun. Rabi Abdurrahman der ki, Abdullah İbni Amr'a yanaştım ve Allah aşkına söyle, bu anlattıklarını bizzat kendin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işittin mi dedim. Sorun üzerine eliyle kulak ve kalbini tutarak, efendim, evet, kulaklarım işitti, kalbim de belledi dedi. Ben ama amca oğlun Muaviye bize mallarımızı aramızda batıl bir şekilde yememizi, birbirimizi öldürmemizi emrediyor. Halbuki Allah Teala Hazretleri mealen, ey iman edenler, birbirinizin malını haram şekilde yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yaptığınız ticaret başkadır. Birbirinizi ve kendinizi öldürmeyin. Canlarınızı da boşu boşuna tehlikeye atmayın. Şüphesiz ki Allah size merhametlidir.
Nisa suresinin 29. ayeti kerimesi böyle buyuruyor derim. Biraz sustu sonra, Allah'a itaatte ona itaat et. Allah'a isyanda ona isyan et dedi. Bu da Müslim-i Şerif'in, Nesai'nin, Ebu Davud'un, İbn-i Mace'nin haberidir. Evet sevgili dostlarımız, burada başka diyeceği yok zaten. Kişi Allah'a isyan edilen yerde mahluka itaat yoktur. Yanlışı emreden kim olursa olsun orada itaat yoktur. Doğruyu emrettiği zaman itaat vardır. Evet sevgili dostlarımız, Hazreti Cabir radıyallahu anhu anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam Irak ehline bir ölçeklik yiyecek ve tek dirhemlik paranın gelmeyeceği zaman yakındır buyurmuşlardı. Nereden diye soruldu. Acem diyarından. Onlar bunu yasaklayacak buyurdu. Ve devamla Şam ehline de tek dinarlık paranın ve bir ölçeklik yiyeceğin gelmeyeceği zaman yakındır buyurdular. Yine bu nereden gelmeyecek diye soruldu. Rum cihetinden buyurdular. Sonra Hazreti Cabir bir müddet sustu ve ilave etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, ümmetimin sonunda bir halife gelecek. Malı sayıyla değil, avuç avuç dağıtacak. Bu da Müslim-i Şerif'in haberidir. Sevgili dostlarımız, yine Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, ümmetimin sonunda bir halife gelecek, malı sayarak değil, avuçlayarak dağıtacak. Hadis-i şerifi Hazreti Cabir'den rivayet eden Ebu Nadre ve Ebu'l-Ala'ya, bunun Ömer İbni Abdülaziz olmasına ne dersiniz diye sorulmuştu. Onlar, hayır değildir dediler. Bu da Müslim-i Şerif'in haberidir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam, Irak'a ölçeği ve dirhemi verilmeyecek, Şam'a da ölçeği ve dinarı verilmeyecek, Mısır'da da ölçeği ve dinarı verilmeyecek, Mısır'a da. Başladığınız yere döneceksiniz buyurdu ve üç kere tekrar etti. Bunlar Ebu Hureyre'nin eti ve efendim kanı şahit oldu. Bu da Müslim ve Ebu Davud'un haberidir. Müddi Şam yani Suriye bölgesinde kullanılan ölçeğin adıdır. Hacminin 45 rıtıl tuttuğu belirtilir. İrdep bu da Mısır'da kullanılan ölçeğin adıdır. Efendim bir sa rıtıl bazı hesaplamalara göre 2564 gram bir ağırlığa tekabül etmektedir. Dirhem gümüş paranın adıdır.
dinar altın paranın adıdır. İbnül Esir El Camil Usul'de hadis-i şerifle ilgili olarak şu açıklamayı sunar. Hadisin iki manası vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada onların Irak, Şam, Mısır ahalisinin Müslüman olacaklarını haber vermiş olmaktadır. Böylece onların üzerindeki borçlar Müslüman olmalarıyla düşecektir. Müslümanlıkları üzerlerindeki borçları ödemelerine mani olacaktır. Buna hadisi şerifte geçen başladığınız yere döneceksiniz ibaresiyle istitlal edilmiştir. Çünkü onların bidayeti Allah'ın ilminde, kazasında ve kaderinde. Onlar Müslüman olacaklar şeklindedir. Böylece başlamış oldukları yere dönmüş oldular. İkinci mana şudur. Onlar taatten yüz çevirecekler. Bu manayı Buhari'den sahihinde tahric ettiği şu hadis teyit eder. Siz dirhem ve dinar toplayamadığınız zaman ne yapacaksınız demişti. Kendisine bunun olacağını nereden biliyorsun denildi. Evet, nefsim yedi kudretinde olan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun bunu sadık ve masluk doğru söyleyen ve söylediğinde ilahi tasdike mazhar olan Zat'ın sözünden naklediyorum dedi. Yani Hazreti Muhammed'den duyduğunu söyledi. Kendisine yine soruldu. Bu niye olacak? Allah'ın haramı, Resulünün zimmeti, garantisi ihlal edilir. Allah da ehli zimmeti zimmenin kalbinde kalbine katılık verir. Onlar da ellerindekini vermezler. Hazreti Cabir radıyallahu anhü anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, İblisin arşı deniz üzerindedir. Oradan askerlerini gönderip insanları fitneye atar. Bunlardan yanında mertebece en yüksek olanı, en büyük fitneyi çıkarandır. Askerlerinden biri gelip şunu şunu yaptım der. İblis hiçbir şey yapmamışsın der. Sonra bir diğeri gelip ben falanın peşini hanımıyla arasını açıncaya kadar bırakmadım der. Bu da Müslim-i Şerif'in haberidir. İşte görüyorsunuz. Karı koca arasını ayırmak için şeytanın askerleri, generalleri dolaşıyor. Ey Müslüman, Allah'a sığın, Allah'ın emrine bağlan ki her tehlikeden kurtulasın. Ebu'l-Bahteri anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Efendimiz'i dinleyen bir zatın bana anlattığına göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştu. İnsanlar günahları çoğalmadıkça helak olmayacaklardır. Bu da Ebu Davud'un haberidir. Ey insanoğlu, seni helak eden şey günahlarındır. Aklını başına al, çaresi var. Günahlarına tövbe et, Allah'ın emrine sıkı sarıl. Kendilerine azabımız geldiği zaman çağırışları bir hakikaten zalimlerdendik. Biz hakikaten zalimlerdendik demelerinden başka bir şey olmadı. Araf suresinin 7. ayetidir. İşte
bütün cehennemlikler feryat edecekler. Zalim olduklarını, kafir olduklarını, münafık olduklarını açıklayacaklar. Peki bu son pişmanlık fayda verecek mi? Vermeyecek. Şimdi tövbe et, iman et, Müslüman ol. Allah'ın emrine sıkı sarıl, peygamberine tabi ol. Çare bu. Seleme İbnül Ekva radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim bize kılıç kaldırırsa bizden değildir. Bu da Müslim-i Şerif'in haberidir. Ebu Musa ve İbni Ömer radıyallahu anhüm anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim bize karşı silah taşırsa bizden değildir. Bu da Buhari, Müslim ve Tirmizi'nin haberidir. Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anhüme anlatıyor. Verda Mecmain. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim kılıcını çeker, sonra koyarsa kanı ederdir. Bu da Nesai'nin haberidir. Müslümana silah çekmeyi helal addetme vardır burada. Haramı helal addetmek küfürdür. Bu manada silah çeken tekfir olunur. Efendim, yine Müslümanın Müslümandan yardım görme hakkı vardır. Müslüman kişi, Müslüman kardeşi yolunda mukatele etmekle mükelleftir. Onu öldürmek veya onunla kavga yapmak için silah çekerek korkutma hakkına sahip değildir. Bağilere ve haksız kavgayı başlatanlara silahla karşı koymak caizdir. Fitne, fesat, anarşi gibi beşeri münasebetlerde ortaya çıkan bozulmalar, İçtimai hayatta gelişmiş olan bir takım kötü şartların tabii bir sonucudur. İçtimai bir marazdır. Kur'an-ı Kerim'de sünnetullahın tebdil edilip değiştirilemeyeceğini, Ahzab suresinin 62. ayeti kerimesi, Fatır suresi 43, Fetih 23'te belirtilen ayetler bunu ifade etmektedir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadis-i şeriflerinde el fitne değil el fiten, yani sadece bir fitne değil fitneler mevzu bahistir. Öyleyse bu sıfatlardan bazen biri, bazen birkaçı, bazen de hepsi görülebilir. Fitne yavaş gelişir. Aldanma. Fitnenin gelişmesine de yardımcı olma. Tıpkı bir bitki gibi onun da bir tohumu vardır. Efendim, bu tohumun gelişip meyve vermesi için toprak, su, ısı, ışık gibi çevre şartlarına ihtiyaç vardır. İşte itikadi, ahlaki, iktisadi, her çeşit beşeri ve içtimai bozukluklarla beslenip gelişen fitne de efendim kemaline erdiği zaman basit bir sebeple ortaya çıkar. Efendim, ve ondan sonra da önüne geçmen ya imkansız olur ya zorlaşır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam fitnenin gelişmesini şöyle açıklar.
Fitne insanların kalbine birden atılmaz. Hasır misali çöp çöp konur. Örülür hangi kalbe bundan içirilse, yani ferdin istek ve iradesiyle tam bir şekilde girerse, bulaşırsa fitne, onda siyah bir nokta hasıl olur. Hangi kalp de bunu reddederse, onda beyaz bir leke hasıl olur. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Huzeyfe'nin naklettiği bu rivayet, Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisi şeriflerdendir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, emanet yani din duygusu, adalet, emniyet, insanların kalplerinin derinliklerine iner. Fıtri olarak onlarda vardır. Sonra Kur'an-ı Kerim ve sünnetten aldıkları bilgilerle bunu beslerler, kuvvetlendirirler. Emanetin kaldırılmasına gelince bu da yavaş yavaş olur. Şöyle ki, kişi uyur, fesada bulaşma nispetinde emanetten bir miktarı kalbinden alınır. Öyle ki emanetin yeri, rengi, uçmuş bir yanık izi gibi küçük bir lekeye döner. Kişi bir kere daha uyur, cemaatten geri kalan da alınır. Bu sefer geri de senin ayağının üzerinden yuvarlanan kor taneciğinin hasıl ettiği kabarcık gibi bir iz kalır. Bu kabarcık nasıl ki boştur, sana tesir etmeden söner gider. Aynen öyle de cemaatten kalan iz de yaşayışa hiçbir tesir icra etmez. Böylece insanlar alışveriş ve günlük yaşayışlarına gitmek üzere müşkül bir günün sabahına erişirler. Hemen hemen hiç kimse emaneti eda etmez. Dinin istediği şekilde yaşamaz. Zamanla iyiler o kadar azalır ki parmakla gösterilmeye başlanır ve falanca yerde emin bir adam varmış denir. Bir kimse lehinde ne akıllı, ne nezaketli, ne civan mert kişi diye betüsena edilir de, o adamın kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunmaz. Allah bu durumlara düşmekten muhafaza eylesin, imanı kamil ve daim olan kullarından eylesin. Fitnenin her türlü şerlerinden bizleri ve ümmeti Muhammed'i korusun. Aynı bu hadisi izah ederken hadisi şerifte emanetin önce bir zümreden yani bir kavimden, sonra bir başka zümreden azar azar kısım kısım bir zamandan öbür zamana dindeki fesat derecesine göre alınacağının ifade edildiğini dile getirilir. Ve açıklamasını şu şekilde noktalar. Emanetin azar azar gitmesiyle kalp ondan tamamen boşalır. Emanetten bir parça gidince nurunu da alır götürür. Onun yerini yanık izi gibi zulmetten, karanlıktan bir benek kalır. Bundan bir parça daha gidince oradaki karanlık büyüyerek yanık kabarcığı gibi olur. Bu hemencecik kaybolmayan, kısmen sabitleşen bir izdir. Hadiste kalpte yerleşen nurun bilahere birbiri ardınca kısım kısım çıkarak kaybolup gitmesi, ayak üzerine yuvarlanan kor parçasının
kor parçasına benzetilir. Kor gider fakat yerinde yanık kabarcığı bırakır. Ey Müslüman, aklını başına al. Emanetten maksat İslam'ın her emri sana bir emanettir. Yüce İslam bütün kurallarıyla sana emanettir. Bunun en başında iman gelir. Ondan sonra ameli salihler, farzlar, vacipler, müstahaplar gelir. Ve haramlardan, şirkten, küfürden, nifaktan, şikaktan, kötü ahlaktan, mekruhlardan sakınmak gelir. Eğer sen bunları yapmıyorsan senden emanet bir bir kaldırılır, dinsiz, imansız bir insan haline gelirsin, farkında olmazsın. Bu fitne böyle kapladığı zaman ortalığı. Bakın, bu fitnenin içinde dürüst bir insan varmış deniyor ama onda da zerre kadar iman olmadığı halde, onun hali böyle olursa öbürlerinin halini siz düşünün. Fitne bir kere çıktı mı sonu gelmez. Bakın, bu tehlike de haber veriliyor. Herhangi bir yerde, herhangi bir sebeple, ne çeşitten olursa olsun bir fitne çıktı mı, artık onun açtığı yara bir daha kapanmayacaktır. Fitne yatışsa, heyecanını yitirse ve sönse bile, içtimai bünyede açılan yaranın izi silinmemekte. Kalpler eski berraklık ve safiyetine bir daha kavuşmamaktadır. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu bir hadisi şeriflerinde, ümmetim arasında kılıç girdi mi, ümmetim arasına kılıç girdi mi, artık kıyamete kadar bir daha kaldırılmaz diye ifade eder. Fitne ile hasıl olacak fenalığın küllenmesine rağmen, sönmeyen bir kor gibi sulh ve sükunete rağmen devam edeceğini Huzeyfe Tül İbnül Yeman'ın bir rivayetinde açık olarak görmekteyiz. Daha önce tam olarak kaydettiğimiz bu rivayette Huzeyfe bu şerden sonra tekrar hayır mı diye sorunca, Hazreti Peygamber mevzumuzu alakadar eden şu ilgi çekici cevabı verir. Evet, gelecek. Ancak bu hayır bulanık olacak. Rivayetin Ebu Davud'daki bir veçinde, bu yerden sonra bulanık bir sulh hütne var denilir. Bütün vecihlerinde yer alan bulanık kelimesiyle tercüme ettiğimiz kelimenin aslı dahandır. Ali Yülkari, senden sonra gelecek hayrın, diğer bir ifadeyle fitneden sonra teessüs edecek sulh ve sükunun hile, nifak ve hiyanet içerisinde devam edeceğini ifade eder ve devamla şu mana dahi muhtemeldir. Fitneden sonra insanların emir olarak başa geçirilen kimsenin etrafında toplanmaları kerhendir. Gönül rızasıyla değildir, isteyerek değildir der. Zemahşeri El-Faik'ta Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, zahiri salah altında batini fesadın devam edeceğini ifade etmek maksadıyla böyle bir misal verdiğini söyler.